Merhaba, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün size sonbahar favorilerimden, daha doğrusu son zamanlardaki favorilerimden bahsedeceğim. Çünkü uzun süredir favoriler videosu çekemiyorum. Sınavlardır, derslerdir, hava falandır. Hiçbir şekilde fırsatım olmuyordu ve ben de böyle genelleyip sizle bir video paylaşmak istedim. Umarım ki hoşunuza gider. Favoriler videosunu birazcık daha farklı şekilde yapmak istiyorum. Çünkü çok duran ve sıkıcı gelmeye başladı bana. Ve nasıl yapabileceğim hakkında fikirleriniz varsa alt yorumlara bırakırsanız çok sevinirim. Aynı zamanda alttaki butondan kanalıma yeniyseniz de çok rahatlıkla abone olabilirsiniz. Hemen ürünlere geçelim. Öncelikle Rexona'nın Shower Fresh isimli deodorant artı rolonu. Bu çok güzel kokuyor. Böyle temiz kokuyor ya. Böyle yumuş gibi kokuyor ama değil gibi de. Sanki hani üstünüzde hiçbir şey yokmuş. Kıyafetinizin kokusu gibi. Ama böyle bir koku yok. Ben böyle bunu böyle üstüme de sıkıyorum. Çünkü kokusu çok hoşuma gidiyor ve bana böyle tertemizliği anımsatıyor. Çok temiz kokuyor. O yüzden bu ikisini çok 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 sevdim. Gris'ten almıştım. Bilmiyorum. Ablam da bunun seksi butik olması lazım. Onu kullanıyor. İkisini de yazın beraber kullanmıştık. O seksi butikte çok güzel bir rolon deodorant. Arıyorsanız bunlara bakabilirsiniz. Ben çok sevdim. Bu arada siz mavi lastiği önceki videomda bana çok yakıştırdığınız için ben bunu aldım. Evet. Sonrasında koku dedim. Devam ediyorum. Le Petit Marcellus. Le Petit Marcie. Her neyse. Bunun bu beyaz şeftali ve nektarin banyo düşlerini çok sevdim. Ben bu markanın hepsi çok ağır. Ve bana ben duşta üstüme ne kakaolu, ne kremli, ne vanilya bir şey sürmeyi sevmiyorum. Bana kokusu çok ağır geliyor. Duşta daha böyle fresh, daha meyveli, daha aydınlık kokuları seviyorum. Ve bu efsane kokuyor. Tam olarak nektarin ve beyaz şeftaliye tam olarak. Ki benim en sevdiğim meyvelerden biri de şeftali olduğu için ben buna bayıldım. Hatta aşık oldum diyebilirim. O yüzden bunu çok sevdim. O nedenle siz de kesinlikle buna bakın bence. Ya ben koku zevkime güvenirim ve bu beni inanılmaz mutlu etti ilk bulduğumda. Ve ben bunu bir sürü bir sürü alırım. Rengi de çok tatlı değil mi ama. Bu bitki den midir, senal sultan mıdır artık bilemiyorum. Hindistan cevizi ya. Gratis'teki bu kavanozdaki ve katı Hindistan cevizi yağları çok pahalı. 38-40 lira falan olması lazım. Bunu 25 liraya aldık. Ve çok güzel. Çok da ben seviyorum. Saçıma çok güzel bir yumuşak kattı. Ben uzun süredir Hindistan cevizi yağı kullanıyordum. Sonra bıraktım ve geri başladım. Ve özellikle bunu çok sevdim ben. Aktarlarda bulabilirsiniz diye düşünüyorum. %100 Hindistan cevizi yağıymış. Hem de kavanozda katıydı bu aslında. Biraz ev sıcak olduğu için sıvılaştı. Katı aslında normalde. Ve yani %100 Hindistan cevizi yağıymış ve yumuşacık. Güzel ya, ben sevdim bunu. Öyle göstermek istedim size. Gratis'ten öyle kavanozdakileri 38-40 lira vermek yerine aktardan kavanozda yine 25 lira alabilirsiniz. H&M'in bu Face Decoration diye sattığı yüz yapıştırmaları. Bugün burnuma taktım. Hep burnumu deldirmek istiyordum ama okulda sıkıntı oluyor. O yüzden ben de bunları bugün takmak istedim aslında. Çıkarken takmam ama nedense bugün takasım geldi. Bu böyle güzel ağır makyajlarda çok hoş durabileceğini düşündüğüm aksesuarlar. Ve o yüzden bayıldım. Çok tatlılar. Ablam bunu almıştı. Getirmeyi unutmuştu. Benim çok içimde kalmıştı. Yeni getirdi ve ben de onu çok sevdim. Bu Strawberry Genius aydınlatıcı paleti. Benim aydınlatıcım biliyorsunuz ki bir tane vardı. O da Melulu. Yani bir aydınlatıcıya ihtiyacım vardı. Ve bir sürü renk olsun istiyordum. Slinky de 4 tane olmuş. Ben bunu aynı fiyat olduğu için ve bunda daha farklı renkler olduğu için bunu denemek istedim. Ve kusursuz bir aydınlatıcı. Ben bunu sürmedim. Bu şu makyaj o kadar dandik oldu ki yani size anlatamam. O yüzden ama normalde çok fazla sürüyorum ve çok fazla kullanıyorum. Özellikle şu renkle burada bütün renkleri, şununla hepsini karıştırıyorum ve kusursuz oluyor. Bir tane ruj var. Better Mild markasının Cinnamon Spice ve Sandstorm. Sandstorm isimli iki ruju. Bu çok hoş bir hafif kiraz rengi gibi böyle. Bu da tam olarak bir kahve. Çok hoş iki renk kendisi. Düzenli ve seviyeli iki ilişkimiz var. Yapıları da çok güzel bunların. Ben iki rengini de çok sevdim bu yüzden. Emily'nin bu 219 numara dudak kalemi. Tam olarak benim dudak kalemim. Ve dudaklarımı dışarıdan çerçeveleyip kalınlaştırmak istediğim zaman kesinlikle bununla ince bir çizgi geçiyorum. Ve sonrasında istediğim dudak kalemiyle devam ediyorum. O yüzden bunu çok sevdim. Ve çok az kullandım. Bye.
Daha doğrusu bu ay değil, genel olarak diyeyim. Ve Duo'nun beyaz kirpik yapıştırıcısı. Siyah böyle aylarca sürmediğiniz makyajlarda bazen bozma bozuyor olmasına rağmen beyaz olanı hiç de öyle değil. Ve siyaha kadar güzel yapıştırıyor. Ve sonrasında bu Ponçik sünger. Bunu ben Snapchat'te de paylaştım dün. Bunu bana ablam aldı. 7 lira H&M'den. Ufacık. Şu kadar bir şey falan. Bir şişiyor. Fotoğrafı hatta silmediysem, ki sildim galiba. Sildim mi böyle fotoğrafı bilmiyorum. Silmediysem koyarım. Çok fazla büyüyor ve çok güzel, yumuşacık. İki tane makyaj videosu çektim için şu an kirli ve yıkayamadım. Çünkü hava kararıyor, hızlı olmam lazım. Ama bu süngeri çok sevdim. 7 liraya kusursuz bir sünger yani. Ve süngerim intihar etti. Ve bu H&M'in parıltılı makyaj çantası. Bunu da bana ablam hediye olarak almış ama bu kadar güzel bir makyaj çantam daha önce olmamıştı. Doğrusu benim makyaj çantam çok yok. Çünkü dediğim gibi benim makyajım çok uzun, devasa bir süredir. Yani çok uzun bir süredir makyaj yapmıyorum. O nedenle de hiç böyle uzun yolculuklarda hiç götür götür işlerim olmadığı için çantaya da ihtiyacım yoktu. Ama bu çanta inanılmaz muhteşem olduğu için size göstermek istedim. H&M'de bunu bulursanız kesinlikle bence alın çünkü çok tatlı. Bay rujlardan görün diyelim bu genel zamanda. MAC'in Ruby Woo'su ve MAC'in Topsin'in iki ruju. Ruby Woo Retro Matte biliyorsunuz ki Top'ta mat seriden. Top'un rengi çok harika bir kahverengi. Her zaman sürebileceğiniz bir renk. Ruby Woo'yu da hepiniz biliyorsunuz. Klasik bir kırmızı. Ama bunlar gerçekten kusursuz yapı olarak da kazık olarak da muhteşem ötesi rujlar verdiğiniz paraya kesinlikle değiyor. Ve ben bu yüzden bu zaman içerisinde bu ikisini de çok sevdim ve size göstermek istedim. Son zamanlardaki favorilerim bu şekildeydi. Umuyorum ki hoşunuza gitmiştir. Favoriler videomu nasıl değiştirebilirim, neler yapabilirim, daha ilgi çekici olabilir. Fikirlerinizi alt yorum olarak bekliyorum lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sizi çok seviyorum. Bye bye.